hoş geldiniz. Bugün hemen arkadaki görselimizde de gördüğünüz davalar, gördüğünüz insanların, bu güzel gülüşlerin solmasının ardından sürdürülen davalar, sürdürülen adalet mücadelesini bir farklı bir bakış açısıyla gündemimize alacağız. Çünkü tüm bu davalar açısından baktığımızda kiminin intihar denilerek kapatıldığı, kiminin intihar olmasına rağmen gerçek anlamda intihar sayılamayacağı, tümüyle bir cinayet ortamı, cinayet ülkesi haline gelen Türkiye'deki kamuoyunun ısrarlı takibini, ısrarlı adalet talebini bugün değerlendireceğiz. Son olarak Ceren Özdemir'i kaybettik. 20 yaşına girmesine dahi izin verilmedi bu ülkede. Bu ülkede kadınların yaşamı çok genç yaşlarda artık solduruluyor. Buna rağmen de mücadele devam ediyor. Şule Çet ve babası yine görselimizde, İsmail Çet, İsmail amca da bugün bizim yayınımızda olacak. Ve bu adalet mücadelesini en başta belki intihar diye kapatılabilecek bir davayı, gözümüzün önünde göz göre göre kapatılabilecek bir davanın nasıl olup da müebbet hapis cezasıyla sonuçlandırılabildiğini, bakanın istinafa ağırlaştırılmış müebbet için istinafa gideceğini, açıklayacağı noktaya kadar nasıl geldiğini, o mücadele sürecini bugün konuşacağız. Yine Emre Yıldır davası da bugün gündemimizde olacak. Çocuk yaşta istismara uğrayan bir isimdi Emre Yıldır ve sonuç olarak geçtiğimiz yıl intihar, bu yıl içerisinde intiharıyla gündeme gelmişti. Ve tüm bu davalar, Nazan Dedeoğlu da geçtiğimiz yıl intihar ettiği söylenen ama hala şüpheli ölüm kategorisinde bizim ele alacağımız, annesi Şöhret Dedeoğlu'nun da yayınımıza katılarak bize bu süreçteki bilgileri aktaracağı bir olaylardan bir tanesi. Tüm bunlarla birlikte dediğimiz gibi Selin Nakipoğlu bizimle birlikte olacak, avukat Selin Nakipoğlu ve tüm bu davaların süreçlerini, takibini ve mücadelesini sizlere aktaracağız. Mor Günden başlıyor. Evet, Emre Yıldır'la başlıyoruz programımıza. 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın istismarına maruz kalmıştı Emre Yıldır ve sonrasında intihar ettiği bilgisiyle gündeme, kamuoyunun gündemine bilgisi dahilinde oldu. Gözaltına alındı sonrasında fail Vedat Tarhan, fakat zamanında gözaltına alınmadığı için, yargı gerektiği anda müdahale etmediği için bugün Emre Yıldır aramızda değil ama mücadelesi, davası takip ediliyor tüm kamuoyu tarafından. Kamuoyunu temsilen bu davada bulunan isimlerden biri Saadet Özkan. Saadet Öğretmen olarak tanıdık biz onu. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı şu anda Saadet Öğretmen. Hattımızda kendisi. Saadet Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Işığınız bol olsun, etkiniz çok olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Siz duruşmadaydınız. Bugün Emre Yıldır dosyasını konuşacağız. En baştan beri biz de takipteyiz. Duruşmanın kapalı görüldüğü ifade edildi. Bu duruşmada neler yaşandı? Ve Emre Yıldır davasının önemi aslında Türkiye açısından nedir sizce? Çocuk istismarları konusuna genel bir bakışla bakarsak Emre Yıldır davasından yola çıkarak. Emre Yıldır davası bize aslında geç gelen adaletin adalet olmadığını gösterdi her şeyden önce. Çünkü Emre bir savaşa girmişti. Bu savaş bir istismarcının hak ettiği cezayı görmesi ve toplumda başka çocuklara, başka bireylere de zarar vermemesi adına sesini çıkarmıştı Emre. Emre'nin yaşadıkları da korkunçtu. Çünkü
9 yaşından itibaren güvendikleri, inandıkları aileden olan bir insan 16 yaşına kadar Emre'ye nitelikli cinsel istismarda bulunmuştu. Maalesef ki Emre yaşadığı bu durumun travması askerdeyken tetikledi. Yaşadığı küçük bir durumla, yani oradaki bir durumla aslında travma tetikledi. Doktorlar durumu anladıktan sonra bir süreç yaşadı ve adalet arayışına girdi. Ama bu adalet arayışında maalesef ki gerekli çalışmalar yapılsaydı, bu kişi tutuklansaydı, yargıya bir an önce intikal etseydi, biz bugün belki de Emre ile birlikte o mücadeleyi veriyor olacaktık. Yani o şu anda bizimle yok ve bizler onun sesi olmak için de UCİM, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarla Mücadele Derneği olarak Edirne'ye gittik. İstanbul'daki üyelerimizden yine avukatımız, Genel Başkan Yardımcımız Yücel Ceylan. Müdahalemiz kabul edilmedi. Bu artık usulden vazgeçilmesini istiyoruz biz. Çünkü bizler çocuk ihmal istismarı ve çocukken yapılan bu durumlarla ilgili işleyişteki sorunların düzelmesi, yargılama usullerinin de insan haklarına uygun olması için çocuk haklarının düşünülmesi, görülmesi, ihtisaslaşması adına farkındalık için mücadele ediyoruz. Bizler Kanarya Derneği değiliz. Kanarya Severler Derneği de değiliz. Evet. Alanımız çocuk, suçtan zarar görmemiştir diye müdahaleliklerimiz kabul edildi, reddedildi. Daha acı bir durumda kapalı. Hangi güvenlik nedeniyle kapalı? Oraya gelen herkes çok bilinçliydi, topluma intikal etmiş. Kamu vicdanını rahatsız eden bu durumu, bu yargılamanın kapalı olmasıyla da ilgili itirazlar yapılmalı ama biz olayın dışında bırakıldık. Fakat avukatlarımız gözlemci olarak kaldı ve orada dışarıya bilgi verirlerse haklarını da Sadece avukatlar mı takip edebildi duruşmayı? Orada katılımcılar kimlerdi? Sadece avukatlar, bizim avukatımız da oradaydı ve dışarıya bilgi verilmesi durumunda da yasal işlem başlatılacağı yönünde içeride ikazlar yapıldı. Fakat biz kapının önündeydik ve içeriden devamlı bir çıkış vardı. Çünkü anne çok fenalaştı, kız kardeşler fenalaştı. Her şey de zapta geçildi tabii davada. Fakat Emre intihar mı etti? Emre yargı eliyle geç gelen adalet nedeniyle intihar etti. Yani bu bir intihar değil aslında baktığımızda. Çok büyük bir hata var ve bunu düzeltmemiz gerekiyor toplum olarak, yargıda. Adalet Bakanlığı'nın istismara maruz kalan çocuklarla ilgili, mağdur edilen çocuklarla ilgili çok ivedi bir biçimde ihtisas mahkemelerini kurması, bu konuda ihtisaslaşmış özel hakim, yargıç, savcı, avukatların olması gerekiyor. Yoksa biz daha böyle çok çocuğumuzu kaybedeceğiz. Bu ağlayarak çözeceğimiz, dizimizi döverek çözeceğimiz bir durum değil. Daha ne kadar anne ağlayacak? Hep son damla, son damla, bu son damla dediğimiz her yerde o son damla bitmiyor. Evet. O son damla bitmiyor. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, katkınız için ve tüm bu duruşmaların da takipçisi olduğunuz için. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çocukların yanındasınız her zaman. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Saadet Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Emre Yıldır'ın davası ile ilgili Saadet Özkan'la bir bağlantımız gerçekleşti ve burada Saadet Öğretmen'in söylediği şu nokta önemli. Emre intihar mı etti yoksa geç gelen adaletin sebebiyle aslında bir cinayet olarak mı değerlendirilmeli bu kişinin ölümü? Dışarıya bilgi verilmemesi de bir diğer nokta ki biz Selin Akıpoğlu, başta da söylediğim gibi avukat Selin Akıpoğlu bizimle birlikte özellikle bu kısmını da konuşacağız. Tüm diğer davaların. Selin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi tabii kamuoyuna yansıtmadan bazı davaların sürdürülmesi gibi bir çaba
görüyoruz. Sanık avukatları da tüm cinayet dava, kadın cinayeti davalarında bunu ifade ediyorlar. Sanıklar da bundan bahsediyor. Şimdi bu davada dikkat çeken bir nokta da şimdi Saadet Öğretmen'in aktardığı dışarıya bilgi verilmemesi ve bu konuda yasal işlem başlatılacağı yönünde oldu. Şimdi Şule Çetin babasıyla da bir bağlantı yapacağız. Diğer davalar örnek olarak en belirgin olan dava Şule Çet davasıydı ve bir kamuoyu baskısı süreciyle belli bir noktaya gelindi davada. Çok önemli de bir karar alındı ne olursa olsun. Nasıl değerlendirmek lazım bu kamuoyu baskısını, bu ısrarlı takibi, kamuoyunun adalet talebini ve sonrasında alınan sonuçları? Öncelikle Şule Çet davasına bu kadar sahiplenilmek zorunda bırakılmak aslında garip olan. Normal olan adaletin tecelli etmesinin beklenmesi ve süreç içinde bu tatmine ulaşmak. Fakat dosyanın soruşturma aşamasında kapatılmaması için, yani bir intihar diye kapatılmaması için çok büyük mücadele verdi Şule'nin arkadaşları, ailesi, avukatları. Sonra da size katılmıyorum önemli bir karar dediniz ama bence çok eksik bir karar verildi nihayetinde. Yani bu kadar sahiplenilen, gündemleşirilen bir dosyada bile yine sanık Çağatay'da indirim yaptı. İşte çeşitli hususlarda, cinsel saldırı hususlarında da işte bu yoktur diyenler de oldu hakimlerden. Hatta Şule Çet'in öldürüldüğü zaman o dönem ilk soruşturma aşamasındaki gazetelere bakarsanız iki erkekle lüks plazaya girdi ve 3. Hep böyle bir pornografik bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Bu çok bilinçli yapıldı aslında. Çünkü evet, bu dosya kapatılsın isteniyordu. Katil Çağatay'ın duruşmada Şule'nin babasına hitaben, sen de kızına sahip çıksaydın lafı da hiç tesadüf değil. Peki böyle bir sözü söylemiş sanık ne gördü heyet iyi indirim, iyi hal indirimi yaptı? Peki nedir? Biz de size soralım. Yani bu iyi hal indirimlerini mahkemeler, savcılar neye dayanarak talep edebiliyor? Mahkeme nasıl bu kararı verebiliyor? Hangi maddeye dayanarak bu yapılabiliyor? Türk Ceza Yasası 62. maddede düzenleniyor. Kanunun takdiri indirimler ama nihayetinde Ağır Ceza Mahkemesi ise bu heyetin karar verdiği bir durum. Yani bunu illaki vereceksin diye bir durum yok. Takdiri bir madde uygulanabilir. Mesela işte duruşmadaki iyi hali. Nasıl iyi hali? Saygılı olması, sakin olması, yargılamaya belki yardım etmesi, daha önceki hayatı, işte sabıkasızlık durumu falan filan. Ama yahu bir kadına tecavüz edip onu öldürmüş bir adamından sen nasıl bir ihal arıyorsun? Ve illa bunu uygulamak zorunda değilsin. Benim pek çok dosyamda hiçbir indirimin uygulanmadığı çok dosya var. Yani illa bunu uygulamak zorundasın da işte yüksek mahkeme, işte en son Yargıtay'a gidecekse mesele, kararımı bozar endişesini de gütmene gerek yok. Ki dün Adalet Bakanı ihal meselesiyle ilgili gözden geçirme yapmak lazım falan. Ben de dün CNN Türk'te canlı yayında dedim ki yani şey evet ama şöyle de bir durum var. Yerel mahkemenin verdiği, ihal uygulamadığı verdiği kararları sırf uygulamadın diye Yargıtay bozabiliyor mesela. Demek ki yargıda da her şeyde olduğu gibi bir bütünlüklü politika gerekiyor. Bu meseleyle gerçekten ve gerçekten çözmek isteniyorsa kadına ve çocuğa yönelik erkek şiddetini bütünlüklü, tüm kurumlar arasında bütünlüklü ve mesele algının değişmesi gerekiyor. Ama belki bugün fırsatımız olur konuşuruz. Zaten bütün mesele bu. Kadına bakıştaki yaratılmaya çalışılan algı. Evet, şimdi Aile Bakanı'nın talebinden bahsettiniz. İstinafa gideceğiz demiş. Evet. Şule Çet ile ilgili. Yani müebbet değil sizin de ifadeniz de aslında. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Müebbet hapis cezası olması gerekirken müebbet hapis cezasına indirmeniz bir indirimdir zaten. Evet. Şimdi bakan henüz telefonumuz da hazır değilken bir bakandan bahsetmişken Adalet Bakanı'ndan da bahsedelim.
Vakit kaybetmeden konunun üzerine gitmeliyiz diyor. Ceren Özdemir cinayetine dair bunu söylüyor ve sizin ifadenizde de aynı şeyi ifade ediyor aslında. Geniş ve bütünlüklü bir perspektifle yaklaşmak gerekir diyor. Cinayetlere, Adalet Bakanı aslında şu metne baktığımızda hiç yanlış bir açıklama yok. 6.284 önemli bir kanun, bu konuda adımlar atılmalı. Hattımızda bu arada Şule Çetin babası İsmail Çet. Hemen ardından bakanın açıklamalarını değerlendirmeye devam edeceğiz. İsmail Çet, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, dava, kızınızın davası, sizin mücadeleniz, kızınızın arkadaşlarının mücadelesi, tüm kamuoyunun aslında ortak bir mücadelesiydi sizin davanız ve belki de en başa tekrar gitmek gerekiyor sanırım. Çünkü Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet, tecavüzden ceza, Berk Akan'da yine ceza verildi. Belki en başta sizin yaşadıklarınız, sizin hissettiklerinizi tekrar hatırlamamız gerekir mi? Bugün az önce de konuştuk biz. Bakanın da bir talebi oldu, Aile Bakanı'nın, Zehra Zümrüt Selçuk'un da ağırlaştırılmış müebbet isteyeceğiz diye bir açıklaması oldu. Yani indirime karşı çıkan bir açıklaması oldu. Bu aslında sizin uzun süreli bir mücadelenizin sonucu. En başta siz ne hissediyordunuz? Bugün bu bunca dayanışma ve bu sonuca dair ne söylemek istersiniz bize? Ben de aynı sizin gibi bu şekilde ağırlaştırılmış müebbet cezası istiyordum. Fakat ne yazık ki savcının mülakatında ilk ağırlaştırılmış müebbet cezası istemesinde, son 6. duruşmada da buna ağırlaştırılmış müebbet değil de sade müebbet olarak açıklaması bizi hakikaten üzdü. Hani istediğimiz bir sonuç değil. Bunun Hakim Bey de bunu 62'yi kullanarak ceza indirimine gitti. Bizim anlamadığımız bir şey var ki bunların önünü açan veyahut da bu katillere verilen ceza acaba ne sebepten düşürüldü, ben onu bilemiyorum. Onu açıklamaları lazım. Akşam evlerine gittik de o yastığa kafasını koydu muydu o savcı, o hakim? Bunu düşünmeleri gerekiyor. Eğer bir cinayet var ise bu katillerin ne biçim olup da ceza indirimine gittiklerini hakikaten canı gönülden söylüyorum. Bir baba olarak ben bunu kabul etmiyorum. Bunu gereken üst mahkemelere de itiraz edeceğiz. Evet. Peki bundan sonra bu itirazınızla birlikte siz neler yapacaksınız? Bundan sonra hayatınıza nasıl devam edeceksiniz? Tüm diğer davalar açısından da. Çünkü siz tüm kadın cinayeti davalarında aslında ailelerin bir arada olduğu bir tablo vardı. Siz de onlardan biriydiniz. Ceren Damar'ın babası da sizinle birlikteydi, Fatma Şengül'ün kızı da sizinle birlikteydi. Hep birlikte hareket ettiniz ve bu bir dayanışma örneğiydi son dönemlerdeki. Bundan sonraki mücadeleniz, bu itirazınızla birlikte nasıl devam edecek? Evet, biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Yani bu bakımdan ben tekrar devletimize ve hükümetimize ve yargıya bir çağrıda bulunuyoruz. Bunu düşünsünler, düşünsünler. Biz bir üst mahkeme mi, itiraz mı, artık onu avukatlarımız onu hazırlıyorlar. Eğer bunu düşünsünler, şey yapsınlar. Hani bu cezanın ağırlaştırılmış müebbet, her ikisinin de ağırlaştırılmış müebbet almaları gerekiyordu. Bu suçu ikisi birden işlediler. Birisine 18 yıl 9 ay veriyorsunuz, müebbet yok, bir şey yok. Bir av çıktığında 3 sene yatacak, 5 sene yatacak, çıkacak. Bir başka ananın, babanın evladını yine bu şekilde şey yapacaklar, mağdur edecekler. Biz bunu bir de başka ailelerin canı yanmasın diyerekten hani
o hakimlerin ve savcıların vermiş olduğu kararı düşünsünler. Ona göre bir karar versinler. Tabii ben avukatlarıma da söyledim, hani bunun ne gibi gerekiyorsa her türlü şeyi yapacağız. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Mücadelenizin takipçisi olacağız. Size kolaylıklar tabii diliyoruz. Tabii ki. Yeter ki yani bir kadın cinayetleri daha olmasın. Hani bunu canı gönülden söylüyorum ve diğer ailelerin de başı sağ olsun diyorum. Evet, son olay Ordu. Ordu'da bir kızımızın daha gitmesi. Evet. Yani bu katillerin kapalı cezaevinden açık cezaevine nasıl alıyorlar, ben onu anlamadım. Nasıl izin veriyorlar da hani bu olayı yapıyorlar. Bundan önce de bir kız çocuğunu öldürdüğü açıklanıyor. Evet. Hani buna akıl izan diye bir şey kabul edemiyorum. Hani bunun bir açıklamasını yapmalarını istiyorum. Size saygılar sunuyorum. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. İsmail Çet bizimle birlikteydi. Şule Çet'in babası mücadelesiyle dayanışma kazandı diyoruz ama bu mücadele hala bitmedi. Hangi amaçla iyi hal indirimi verdiklerini bilemiyoruz dedi mahkemenin ve Ceren Özdemir cinayetine dikkat çekti İsmail Çet. Bu çok önemli. Yani Berk Akant için örneği verdi hatta. Yani bu kadar yıl bir ceza verilecek ve sonra yine çıkıp yine başka ailelerin, başka çocukların canını yakacak dedi. Ceren Özdemir de aslında böyle bir örnek, benzer bir örnek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olsa işte aflardan faydalanamıyorlar. Evet. Tabii. Yani buradaki detaylar çok mühim. Aynı zamanda İsmail Bey mücadelesine sağlık, bölmemek için girmedim ama dedi ki İndirim sebebini bize anlatmaları lazım. Bu çok, çok önemli, doğru. Evet. Aynen öyle. Neye dayanarak indirim veriyorsunuz? Ne gördünüz? Bunun gerekçelerini söylemeniz lazım. Takdiri indirimse eğer lütfen takdir ettiğiniz hususları bize açıklayın. Diyarbakır'da 2015 Ekim ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen karar, yani saygın tutum indirimi kararına hiçbir gerekçe kuramadı heyet. Fakat yine bir erkeklik indirimi olarak tarihe geçti Türkiye'de. Yani bunlar can simidi erkeklik indirimde. TCK 29 haksız tahrik, 62'deki olmayan sebepleri ortaya çıkarır gibi cezaları kuşa çevirme hali. Bunlar işte hepsi erkeklik indirimleri. Ve diğer hususta Ceren'in katilinin kapalı cezaevinden nasıl açık cezaevine geçtiğini sorguluyor İsmail Bey. Ne kadar doğru bir soru. Biz de bunu soruyoruz. O da iyi hal göstermesi gerekiyor ya cezaevinde, böyle bir açık cezaevine nakli için. Ne gibi iyi haller buldular acaba? Böylesine bir sabıkası olan, daha önce de bir çocuğu karşı şiddet işlemiş olan ve bir çocuğu öldürdüğü için hapis cezasına çarptırmış olan bir kişide nasıl iyi hal görüyorlar ki onun açık cezaevine geçebilmesinin önünü açıyorlar? Bu nasıl bir denetim sistemi? Bunun raporlamasını kim yaptı? Hangi kriterlerle yaptı? Gerçekten detaylı bir araştırma yapıldı mı? Çocuğa karşı işlenen suçlara ilişkin bir değil 5 kere denetim yapılması gerekiyor çünkü. Yani ama bizde mesele ne? Çocuğa karşı bir suç işlemiş kişi kamu görevlisi olamaması gerekirken polis olduğunu görüyoruz. Ya da çocukların yakınında herhangi bir işte çalışmaması gerekirken çocukların yakında olabildiğini görüyoruz. İşte bu yüzden zaten Hilal Hanım, bu iş çözülmüyor. Herkes şapkasını önüne koysun. Evet. Sayın Bakan'ın dün Adalet Bakanı'nın söylediği hususlara canı gönülden katılıyorum. Herhalde hiçbirimizin itirazı yok. Peki biz bunları duymaktan bıktık ama. Çünkü bu sözler hiçbir işe yaramıyor. Bu sözler pratikte hiçbir şeyi çözmüyor. Çünkü herkes şapkasını önüne koysun. Net bir durum var. Siz feodalitenin içinden geliyor. Ataerkil düşünceyle, kadını baskı altında tutmak isteyen düşünceyle mücadele etmezseniz, tam tersi üretirseniz. Kadın erkek eşit değildir. Fıtrak farkı vardır. Kadın herkes içinde kahkaha atamaz demişti Bülent Arınç. Hatırlarsanız ben bunların unutulmasını hiç istemem ve 5 sene önce söyledi laf ama her çıktığı mecrada, çünkü unutmamak gerekiyor. Mücadele bu
sözlerle, bu bakışla başlıyor. Esas derdimiz zaten o. Yani katili cezaevine atmak yetmez. Bütünlüklü bir politika işlenmeli diyen evet. Adalet Bakanı'nın kendi partisi ve kendi hükümetine baktığımızda tüm bu sözleri görebiliyoruz bütünlüklü bir biçimde. Kesinlikle çok haklı. Kesinlikle bir kodese tıkmakla yetinilmemesi gerekiyor. Peki, madem böyle, neden gerçekten şiddete ilişkin çözüm yollarını adım adım veren, yasal düzenlemelerin aleyhine konuşan 4 harfli gazete hakkında hiçbir işlem yapmıyorsunuz? Neden ağzınızı açıp bir söz söyleyeyim? Neden bir karşı duruşta bulunmuyorsunuz? Hem Adalet Bakanı hem Aile Sosyal Çalışma Politikalar Bakanı. Hiçbir döneminde de yapmamıştır ayrıca. Aile Bakanı'nın hiçbir döneminde de bu karalamalara karşı bir duruş sergilenmemiştir. Ya da ne demişti, mecliste bir kadın olarak sus diyen mesela o dönemdeki Bülent Arıç'a hiçbiri bakan olarak ne demek bu ayrımcılıktır dememiştir. İşte bu yüzden zaten hiçbir şey ilerlemiyor. Daha da kötüleşiyor. Şunu kabul etmek lazım, daha da kötüleşiyor. Görünür oluyor değil, daha da kötüleşiyor. Daha da kötüleşecek. Eğer bu iş böyle giderse, yani 3 maymunu oynarsak, her seferinde Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışırsak, bugün adı Ceren oluyor, öbür gün Şule oluyor, öbür gün Özgecan oluyor. Sadece bu isimler değişiyor. Yarın siz, yarın ben. Bu mesele artık savaş rakamlarına gelinmiştir. Öyle eski cümleleri tekrarlayarak, beyanatlar vererek geçişilecek bir dönem değil. Her gün artık gerçekten dayanılmaz boyutlara ulaşan bir şey var, akış var yani. Şimdi Nazan Dedeoğlu'nun annesini bağlayacağız örneğin. Birazdan o da yayınımızda olacak. Şöhret Dedeoğlu. Kumkapı'da üst geçitten düşerek yaşamını yitiren bir genç kadın. Ve hemen aynı vaka aslına bakarsınız. Yani Şule Çet'te benzer bir vaka. İntihar ettiği söyleniyor. Fakat aile bunun böyle olmadığını iddia ediyor. Buna rağmen hiçbir araştırma yapılmadan bu dosya kapatılıyor ve beraat veriliyor yanındaki kişiye. Erkek arkadaş olduğu söylenen kişiye. Şimdi çok özel bir durum gerçekten. Tüm diğer vakalarla yani birbirine benzerliği açısından önemli bir durum. Nasıl araştırılmaz bir olay nasıl olur da intihar denilerek bu kadar kolay bir biçimde kapatılabilir? Kapatılmak istenebilir daha doğrusu. İşte oradaki soruşturma aşaması ne kadar önemli? Oradaki her yerden yani pardon da nefesimizle GBT kontrolü yapıyorlar. Hani her noktada GBT kontrolü, her noktada MOBESE kamerası, her noktada yani bir kamera yok mu oradaki sürece ilişkin? Nasıl detaysız bir araştırma, daha doğrusu mış gibi araştırmalar yapılıyor ki ne yapalım? İntihar mesela. Hayır diyor ya birisi ısrarlı bir şekilde şu var, bu var. Neden intihar etsin? Gibi hani olaya özeline ilişkin direnme oluyor. Fakat yine de Türkiye'de gerçekten yani polis ve savcılık aşaması, soruşturma aşaması o kadar eksik ki. Evet, aynı şekilde atlamayacağım farklı bir konuyu ama başka bir örnek cinsel suçlara ilişkin mesele de böyle. Cinsel suçlara ilişkin delil yetersizliğinden beraat. Bunun tek çözümü tecavüz kriz merkezlerinin kurulmasıdır. Eğer siz gerçekten bu işle mücadele etmek istiyorsanız ve delil yetersizliğinden beraat gibi adaletsiz kararlar vermek istemiyorsanız kurun tecavüz kriz merkezlerini. İstanbul Sözleşmesi söylüyor. Yeniden keşfetmeyelim. Evet. Yeniden yollar aramayalım. Birazdan İstanbul Sözleşmesi'ne de biraz daha detaylı gireceğiz. Selin Akpoğlu ile birlikte. Şimdi Şöhret Dedeoğlu hattımızda. Az önce de kısa bir özetini anlattığımız geçen yıl yaşanan bir şüpheli ölüm. Nazan Dedeoğlu'nun ölümü ile ilgili Nazan Dedeoğlu'nun annesi Şöhret Dedeoğlu bizimle birlikte. Şöhret Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Bizi duyabiliyor musunuz? Evet. Merhabalar. Duyuyorum. Hoş geldiniz Merhabalar. Yayınımıza. Başınız sağ olsun. Öncelikle geçen yıl yaşadığınız bu acı olayı. Şimdi bu yılda sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz sosyal medya evet. üzerinden özellikle. Ve bu olayın intihar olarak kapatılmasını istemiyorsunuz. Kızınızın intihar etmediğini ifade ediyorsunuz. Evet. Peki ne oldu? Bununla ilgili delilleri özellikle siz mahkemeye sundunuz mu, sunabildiniz mi? Nasıl gelişti bu süreç? Bu süreç şöyle bir şey. İfade farklı ve son
tatmin edici bir ifade değil yani. İlk zaten duydunuz, atlarsınız, atlarsın, atlamazsın. Dedim böyle bir saçmalık mı olur mu? Kreşte çocuklar mı bunlar? Ondan sonra bu ifade değişti. Evet. Görüntüleri, mahkeme süreci başladı. Bu süreçte görüntüler bize ulaştı. Görüntüleri izledikten sonra ifadeyle hiç alakası olmayan bir görüntüler. Görüntülerde DAP var. Bilirkişi raporu, ilk bilirkişi raporu yoktur diyor, tartışma yoktur. İkincide vurma var, sürükleme var, var diyor. Buna rağmen son duruşmamız apar topar kapandı. O kadar aceleye beraat ettirmeye çalıştılar ki ben de hala onun şaşkınlığının içindeyim. Son duruşmamız 26 Eylül'deydi. Evet. Benim kızımın çantası, telefonu hala yok. Hala kayıp. Bir sürü soru var. Ben bu görüntülerin incelenmesini istedim. Yol boyunca görüntüye tartışmaya girmiyorlar. Yol boyunca tartışma var mı yok mu bunları istedim. Ama hiçbir şey, hiçbir sorumun cevabını almadan tek gördüğüm darp, şiddet ve buna rağmen hayır diyor, inkar ediyor. Darp yok, şiddet yok, hiçbir şey yok. Ne oldu peki benim kızıma? Benim kızım sporcu değildi ki o kadar yüksek bir yerden sarkma, atlama da değil. Kızım sarkık vaziyette orada düşüyor. Sırt üstü düşen, otopsi raporlarında çene kemiği, burun kemiği, dişi eksik, sürükleme izleri var vücudunda. Sırt üstü düşen bir insanda bunlar olmaz. Bütün iç organları zarar görmüş. 8 metreden düşen insan bu kadar hasar görmez. Evet. O kadar aceleyle intihar deyip olayı kapatmak, aceleyle hangi adalete sığar? Hangi vicdanla sığar? Siz bunu ifade ediyorsunuz ve şiddet görüntüleri de var değil mi? Bu şiddet görüntüleri, evet. Darp görüntüleri mahkemedeydi değil mi raporu olarak? Evet, iki tane bilirkişi raporu istendi. Birinde var, birinde yok. Son duruşmada yok diyerek biz tutuklanmasını talep ettik. Tekrar işte araştırılsın görüntüler istedik. Buna rağmen beraat etti. Apar topar o kadar aceleyle beraat edildi ki bir önceki davanın çek kopyayı yapıştır yani. Sonucunu bizim davaya yapıştırdılar. Evet. Peki bu noktadan sonra sizin umudunuz nedir? Yani sosyal medya üzerinden sesinizi duyurmaya çalıştınız Türkiye'ye. Evet. Bundan evet. Sonra ne istiyorsunuz? Ne talep ediyorsunuz? Yetkililere buradan ne söylemek istersiniz bir anne olarak? Bir anne olarak benim kızım ilk değil. Ceren şöyle bir sürü kızlar var. Ve sonda olmayacak bu gidişle böyle adalet varsa. Ama yine de umudum var. Hala inanıyorum. Türkiye'de adalet vardır. Muhakkak biri bizim sesimizi duyacak. Adalet eninde sonunda yerini bulacak. İstediğim istinat mahkemesinde başvurumuzu yaptık. Ağır ceza mahkemesinde yargılansın, tutuklu yargılansın. En ağır cezayı kasten ölümeye sebebiyet vermekten yargılansın. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ve bir daha bizim gencecik kızlarımız, gencecik umutlarını almasın hiç kimse. Tek dileğim bu. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz mücadelenizde yalnız olmayacağınızı biliyoruz. Daha önceki örneklerden de biliyoruz. Tüm diğer aileleri de konuk aldığımız evet. için biliyoruz. Ve mücadelenizin biz de takipçisi olacağız bundan sonraki süreçte. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Acı değilmiş. Birbirini tanımayan insanlar acıda akraba oluyorlar. Ve gittikçe artıyor ailelerin sayıları. Ve Şöhret Hanım diyor ki yani
Kızım son da olmayacak. Hakikaten ben artık çok zorlanıyorum. Tutuk olmamın sebebi biraz da bu. Yani özellikle bu konularla ilgili şiddet ve çözümsüzlük noktasında konuşuyor olmak ve sürekli aynı noktada olmak bir arpa boyu ilerleme olmamasına ilişkin hakikaten artık öyle sözün bittiği ve benim kendime bile yabancılaştığım bir dönemdeyim. Bu kadar büyük bir acı olabilir mi? Yani çocuğunuz ölüyor ve siz şunları araştırın diyorsunuz. Sırt üstü düşen bir insanda çene kemiği niye kırılsın diyorsunuz? Ya da ezikler, morluklar niye olsun diyorsunuz? Bunlar araştırılmıyor. Hı hı. Bundan acı bir şey olabilir mi? Evet. Maalesef. Şimdi bu davalarla birlikte sizinle daha önceki sohbetimizde de bu ısrarlı takip meselesini özellikle belirtmiştiniz. Yani aslında bu cinayetler ölümlere varmadan da bir şeylerin önüne geçilmesi mümkün. Sonuna gelip ağırlaştırılmış müebbeti konuşmanın önüne geçecek tek yol en baştan buna müdahale etmek. Hukuki anlamda da yapılması gereken nedir? Yani bu az önce söylemiştik İstanbul Sözleşmesi'ne de geçeceğiz diye. İstanbul Sözleşmesi ile Türkiye yargısı arasındaki o uçurum her gün herhalde 5 kadının ölümüne sebep olan, bu canların yitimine sebep olan aslında. Sizin de ısrarlı bir şeyiniz var, mücadeleniz var bu ısrarlı takip konusunda kendi davalarınız açısından. Nedir oradaki açık ve ne yapılması gerekir? Çoğunluk örnekte görüyoruz çünkü biz bunu. Çünkü ben şiddetin çıkmaya cesaret bulamayacağı bir toplum tahayyülüyle bu mesele üstünde defalarca her mecrada duruyorum. Bunlar çünkü mesela İngiliz ceza yasasında ısrarlı takip suç olarak kabul edildikten sonra suçlarda bir azalma oldu. İstatistiklere yansıyor. Ne yazık ki bizde veri de yok. Kendi el yordamımızda tuttuğumuz veriler var. Hı hı. İşte çeşitli yayın organlarının, çeşitli platformların. Esas mesele evet önlemek. Esas mesele şiddetin çıkmaya cesaret bulamayacağı, benim başıma şu gelir bunu yaparsam ve burnumu da ömür boyu bu hapisten çıkaramam, affım olmaz, kaçarım olmaz diyecek o kişi ve teşebbüs edemeyecek. Bütün aslında esas yoğunlaşmamız gereken mesele bu olmamalı mı? Yani Nazan hayatta olsaydı biz farklı bir noktada konuşsaydık keşke. Şule hayatta olsaydı ve biz işin önleme noktasında ne kadar çaba gösterdiğimizi bakanların devlet olarak, hı hı, STK'lar, hak savunucuları olarak bunlardan konuşabilseydik ama hiçbir noktada değiliz. Çünkü bizim ülkemizde kadına yönelik erkek şiddetli mücadele bir devlet politikası değil. Olmaması için de çok ısrarcı bir tutum var. Israrlı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi iç hukuk düzenlemesiyle ilgili uyumlaşma noktaları yapılmıyor. Uyumlaşma üstüne bir çaba yok. Yok. Sözleşme hayalet sözleşme gibi. Nereden imzaladık noktasında? Aslına baktığınızda. Ama AKP çok iyi bir iş yaptı o sözleşmeyi imzalayarak. Çok önemli yasa maddeleri bunlar. Çok önemli düzenlemeler. 6284 çok önemli bir yasa ve yaşatır 6284 diyoruz biz. Yani bu zaten uygulamayız diye mi imzalanan bir sözleşmeydi? Artık yani böyle değerlendiriliyor ya da nereden imzaladık noktasına mı gelindi? İkisinin arasında bir şey. Yani öyle görünüyor yani açısından. Çünkü beyanatlar farklı gerçekten yani İstanbul Sözleşmesi'nin lehine Aşkın Hasan Greviyo Türkiye dönem sözcüsü Aşkın Hanım anlatıyor hala her yerde güzelce ne kadar önemli olduğunu ama biz artık 5 sene sonra hala bu sözleşmenin ne kadar önemli olduğunu konuşmamalıyız. Bu sözleşmenin yükümlülüklerini ne kadar yerine getirdik, nerelerde eksiyiz, şunu yaptık ama şunu daha iyi yapmalıyız da konuşmalıyız. Peki bu sözleşmenin yansımaması, yargıyla bütünleşememesi sizin de ifadenizle
kadınların hayatına nasıl yansıyor? Bu cinayetler kadınlara ne hissettiriyor? Kadınlar kendini güvende hissediyor mu diye sokağa sorduk. Şimdi kadınların ifadesini kameralarımızı oraya çevirdik. Onların ifadesiyle bakalım sokaktaki kadınlar kendini güvende hissediyorlar mı? Merhaba. Kendinizi sokakta yürürken güvende hissediyor musunuz? Hani her an her şey olabilir gibime geliyor. Yani ailemiz de bize bu bakımdan hani çok şey yapıyor, tereddütte kalıyor. Hani iyi mi durumumuz, kötü mü yoksa hani sokağa çıkarken hani başımıza ne geleceğini ne biz biliyoruz ne başka biri biliyor. O yüzden hani ben biraz daha burada devletin birkaç önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Yürümekten korkuyorum yani yaşım başım olmasına rağmen. Torunumu düşünüyorum, gelinimi düşünüyorum, gençleri düşünüyorum, düşünüyorum. Öğrenciyiz İstanbul'da ve korkuyoruz. Yürürken arkamıza bakıyoruz. En ufak bir şey metrobüste daha geçen gün başıma geldi hatta. Telefonla adam ilgileniyor ama önüne şöyle tutması bile acaba beni mi çekiyor? Acaba başkasını mı çekiyor? Acaba kimi taciz ediyor? Çok korku, çok kötü. Tabii ki tedirginlik duyuyorum. Mesela özellikle Özgecan Aslan olayından sonra dolmuşları bilmiyorum. Bu çok kötü bir şey. Ya da işte kendimi kötü hissettiğimde, yalnız hissettiğimde hemen işte ya polisin numarasını tuşlamış oluyorum ya da işte babamı aramış oluyorum, ailemden birini aramış oluyorum. Evime gidiyormuş gibi gösteriyorum falan. Bunlar çok kötü şeyler. Ama benim düşüyorum bile gezerken nereden bir saldırı gelecek diye. Ha, cinayete gelince de çok üzgünük. Ama bunun önlemini almaları lazım. Ha, böyle olmaması lazım. Ha, arıyorlar, söylüyorlar hani ben can güvenliğim yok diye ama ilgilenmiyorlar. Kızlarım işte çalışıyor, geç geldi mi iyice, onlar eve gelene çer, hep endişe içindeyiz. Ne oldu, acep ne yaptı, arı yok, neredesiniz? Hani güvenli değiliz. Ya tabii ki de kendimi çok güvensiz hissediyorum ve bütün kadınlar için o kadar üzülüyorum ki. Evime giderken tabii ki huzursuz oluyorum. Benim gibi birçok kadın sadece işte bu laflı taciz de olur. İlla sizi öldürüp de bir yere çekmesi gerekmiyor işte. Size işte güzellik diyebilir veya o tarz söylemlerde bulunabilir ki bunu her kadın eminim ki yaşıyor. Dün de mesela aynı şey başıma geldi. Birisi tarafından takip edildim. Bir de o haberi okuduktan sonra bayağı bir korktum yani. Her zaman arkamıza bakmak zorunda kalıyoruz. Yani bu durum çok kötü. Hani en azından kendimi savunmak için savunma sporlarına başlamayı düşünüyorum yani. Başka bir şey yapamıyorum çünkü. Beni daha önce birisi takip etmişti ve anlamıştım beni takip ettiğini. Ondan sonra yakındaki metro istasyondaki güvenlik görevlisine söyledim. En başta inanmadılar. Hani nasıl oluyor gibisinden. Ondan sonra güvenlik görevlisi çıktı, dışarıdaki adama baktı. Adam beni 10-15 dakikadır takip ediyordu ve hani farklı yollara gitmeyi denedim. O da oradan takip ediyordu. Sonrasında güvenlik görevlisi yanımda biraz bekleyince adam anladı ve arkasını dönüp gitti. Tek başıma çıkmak yerine belli saatlerde belki arkadaşlarımla çıkıyorum veya hani daha farklı önlemler alıyorum ama... Durum seni kısıtlamış oluyor, evet. Aynı zamanda. Evet, beni kısıtlıyor ama birebir yapabileceğim özellikle bir şey yok maalesef. Hala can güvenliğinin alınmaması, hala bunca insanın öldürülmesine nasıl göz yumabiliyor? Bizim can güvenliğimiz yok. Açıkçası ben ne kendimi burada güvende hissediyorum, ne sokakta yürüdüğüm anda. Ailem endişeleniyor, saat 10'dan sonra evde mesela dışarıda duramıyorsun. Hiçbir özgürlüğümüz yok. Yürüdüğümüz sokakta, attığımız adımda hep bir endişe ve kaygı. Asansöre bindiğimde bile şey hissediyorum, tek bir erkekle kaldığım zaman. Acaba ne olabilir? Çabuk gelecek miyim? Hemen açılacak mı kapı falan? Siz kendinizi sokakta güvende hissediyor musunuz? Hayır. Kesinlikle hayır. Yani ben bu saatte bile kendimi güvende hissetmiyorum ki. Telefonla konuşuyorum. Tamam anne geliyorum. Baba tamam. Köşede bekliyorsun. Köşede misin falan. Köşede misin? Yani benim kaç tane arkadaşım bana mesaj attı. Otobüsten ayrılıyoruz. Biri beni takip ediyor. Seni arayacağım falan diye. Bilmiyorum ya. Öleceğiz öldükten sonra büyük ihtimal. Anca öyle. Evet, muhabirimiz Gül Gündüz ve kameramanımız Özgür Söylemez'in özel röportajlarıydı. Ellerine sağlık diyoruz onların da. Ceren Özdemir'in o son bakışı aslında hep takip edildiğini hisseder, ondan korkar kadınlar ve hepimiz bunu biliriz. O ısrarlı takip aslında bu. Tüm kadınların sokakta hangi kadına çevirsek, konuşsak belki hepsinin yaşadığı bir şeydir değil mi? Israrlı takip meselesi. Hiç birbirimizi tanımıyoruz röportaj yapılan kadınlarla ama hep aynı cümlelerimiz var. Ben biri anlatınca ben mesela 25 yıl önce yaşadığım işte ısrarlı bir takibi, ne kadar korktuğumu, benim de bir karakola girdiğimi mesela diyor ya güvenlik görevlisine söyledim ama inanmadı mesela. Hani o da bir ayrı bir altı çizilmesi gereken bir durum.
Şimdi artı dijital şiddete de maruz kalma riski var. Mesela oradaki bir kadın dedi ki, acaba benim fotoğrafımı mı çekiyor? Evet. Israrlı takip, Ceren ısrarlı takibe maruz kalmış. 4 kilometre takip edilmiş. 4 kilometrenin acaba hangi noktasında arkasını dönmeyi hissetmiş, buna ihtiyaç duymuş bilemiyoruz tabii ama fark etmiş bunu. Ve orada aslında ısrarlı takip meselesinin bir suç ve cezasının da bayağı sağlam bir ceza olduğunu bilinse, bu suçların işlenmesinin önüne geçilecek. Bu net. Zaten bu İstanbul Sözleşmesi'nin denetim mekanizması greviyor. Türkiye'ye bunu söylüyor zaten. Israrlı takip meselesinde hiçbir şey yapmıyorsun. Neden? Sadece ısrarlı takip, yani ben kendimi iyi hissetmiyorsam, tedirgin hissediyorsam orada bir şey var. Ama sadece 6.284 sayılı yasa çerçevesinde bir tedbir kararı alabiliyorum. O gerçekten işi çözmüyor. Çünkü kim bu? Neredeki? Eşkal yok, telefonu yok, kime tebliğ edeceğiz? Bir sürü problemler çıkıyor. Şiddete maruz kalan kadınlar, evet, bu kadar çok uğraştırılmamalı. Bu kadar çok hakkı, kendini güvende hissetmesi için bu kadar zora koşturmamalı devlet. Kendi sorumluluğunu yerine getirmeli. İstanbul Sözleşmesi zaten taraf devlette sen durduramıyorsan bu senin sorumluluğunda diyor. Çok açık bir şekilde. İşte belki de bu sorumluluktan kaçma hali de olabilir, değil mi? Bu sözleşmenin bu kadar karşısında olmak. Evet, maalesef. Tabii konuşmak istediklerimizin tamamını konuşamadık. Süremiz kısıtlıydı ama çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz ben için, programımıza katıldığınız için. Ve programımızı da şöyle tamamlayacağız. Tüm bu intihar davalarına baktığımızda, intihar denilen şüpheli ölümlere baktığımızda kadınların intihar ettiği ifade edilse de sonucunda cinayet olduğu ısrarlı biçimde bir mücadeleyle tüm kadınların ortak, tüm kamuoyunun ortak mücadelesiyle ortaya çıkıyor. Fakat bununla ilgili bir sosyal medya eylemi yaptı kadınlar. Sosyal medyaya imzalarını attılar. Dediler ki yarın öbür gün benim hakkımda intihar etti denilirse eğer intihar etmeyeceğim, bu da benim imzam olsun dediler. Kadınların her anlamda mücadelesi bu konuda, kendi yaşamlarına dair, hayatta kalmaya dair belki de en uç noktada mücadeleleri devam ediyor. Biz bugün bu videomuzda, bu tweetlerle programımızı kapatıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.